Şimdi bugün siz basın toplantısı dinlediniz. Açıklamalardan tatmin oldunuz mu efendim? Neler söyleyeceksiniz? Çünkü sizi biz cumartesi günü de yayına bağlamıştık. İddialarınız vardı. Bu iddialar karşılığını buldu mu? Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim iddialarımızın hiçbirisi karşılığını bulmadı. Şimdi Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin başkanıdır. Hem belediye başkanıdır hem de meclisin başkanıdır. Biz isterdik ki Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelsin. Mecliste muhatapları da yani bizler karşısındayken bizlerle birlikte bizleri de dinleyerek cevap versin. Biz sorularımızı soralım. Kendisi konuşsun isterdik. Ancak ben yayınınızda da söyledim. Gelmeyeceğini düşünüyorum dedim. Ve nitekim Mansur Yavaş belediye meclis toplantısına gelmedi. Gelmediği gibi bugün bir basın açıklaması yaptı. Sadece ajansları oraya aldı. Hiçbir gazeteci almadılar. Hiçbir basın mensubu almadılar. Kimsenin soru sormasına bir defa fırsat vermediler. Ortada bir gerçek var. Şunu söyleyeyim. Bir şirkete 98 adet tamamı ihalesiz doğrudan temin usulüyle yani 22B usulüyle 100 milyonlarca liralık konser işi verilmiştir. Ve şu çok önemli. Bu şirket Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yöneten şirkettir. Mansur Yavaş bugün bunun hesabını veremedi. Sadece dedi ki günlerdir şöyle bir çağrıda bulundu. Hodri meydan diyorum muhataplarımıza. Hodri meydan. Biz dedi çıkıp açıklamasını yapacağız. Hiçbir şey açıklamadı. Bildiklerimizi önce yalan dedi, iftira dedi. İşte çeşitli algılarla dedi bir algı kampanyasıyla karşı karşıyayız dedi. Ancak sonradan bizim açıkladığımız belgelerin hepsinin doğruluğunu kabul etti. Yani ortada 100 milyonlarca lira 22B usulüyle alınmış. Bir şirketten alınmış alımlar mevcut ve biraz önce konuklarımız da bahsettiler. Şimdi Ersen hocam da hukukçu. Bakınız 22B sadece bir marka alımı ya da herhangi bir kişinin elinde tescili bulunan ya da bir sanatsal bir ürünün icrasıyla ilgili alımlarda kullanılan bir alım yöntemidir. Siz sanatçıdan işte 3-4 milyon 5 milyon lira kaşe ücreti ödemesini 22B usulüyle yapabilirsiniz ancak geri kalan teknik hizmet bedelini bu usulle alım kesinlikle yapamazsınız. Mansur Yavaş bugün aslında bunu açıklarken bir kanunsuzluğun, usulsüz bir alımın alenen itirafında gerçekleştirmiştir. Tabii ki biz hukuki olarak bunun bundan sonra takipçisi olacağız. Ve şunu da ifade etti. Biraz önce Ersan Hocam da ifade etti. Sayıştay denetçileri incelemiş. Mansur Yavaş oluyor ki, Nihat Bey? Diyor ki mesela Sayıştay denetçileri geçmiş kardeşim diyor. Sizi ne ilgilendirir diyor. Mansur Yavaş dedi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu dönemde denetim komisyonuna biz dedi bu evrakların tamamını verdik. Efendim ya birileri bilinçli olarak Mansur Yavaş'a yalan söyletiyor ya da Mansur Yavaş konuları tam olarak bilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu'na 2023 yılı denetim komisyonuna 2023 yılında yapılan konser alımlarının hiçbirisi verilmemiştir. Bununla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu konserler, bu konular bu kadar gündeme geldiğinde biz de bunları tesadüfen öğrendik verilmediğini. Elimizde listemiz var. İstiyorsanız o listeyi ben sizinle paylaşabilirim. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütün alımların listesini göndermiş. Konserlerin tamamını içinden çıkarmış. Bunları göndermemiş. Biz bununla ilgili bu inceleme yapma fırsatımız olmadı. Dolayısıyla alımları bizden gizlemişler. Şimdi biz yeni çıkan bilgilerle inceleme yapıyoruz, bakıyoruz. Bir defa bugün açıklanan rakamların hepsi KDV hariç rakamlar. Ben onu söyleyeyim. Yani siz herhangi bir şey alırken, ayağınıza bir ayakkabı alırken toplam ödediğiniz tutara bakarsınız. KDV dahil tutara bakarsınız. Yani KDV dahil KDV... peki Nihat Bey KDV dahil Ebru Gündeş'in konser fiyatı ne oluyor? Ebru Gündeş'in konser fiyatı onda da inanılmaz bir muamma var. Diyorlar ki sanatçılara 22 milyon 492 bin 353 lira ödedik. Bakın hemen Mansur Yavaş açıklama yaparken arkasındaki ekranda mevcut bunlar. Teknik hizmet bedeli olarak da 31 milyon 680 bin lira KDV hariç ödenmiştir bunlar. Altında da diyor ki toplamında 44 milyon 937 bin 353 lira. Bir defa ikisinin toplamı bu değil. Orada bile hata var. Yani bu kadar kötü yönetilen bir basın açıklaması Mansur Yavaş ilk defa yapıyor. Ya inanamazsınız bu zaten hatalara. Basın açıklaması toplam, çok az yaptı. Toplamda 54 milyon 172 bin 353 lira. Kendi söyledikleri tutara göre.
Sanatçılara diyorlar 22 milyon 492 bin lira verdik. Sesi biraz açık. Şimdi bunun 4 milyon 750 bin lirasını Ebru Gündeş'e vermişler. O zaman geri kalanını Mert Demir'e mi verdiniz? Yani böyle bir rakam oldu. 22 milyon Mert Demir'e mi verdiniz? KDV dahil toplam Ebru Gündeş konseri için ödenen tutar 65 milyon 6 bin 823 lira. Yani KDV'yi çıkararak bir açıklama yaptı yani. Tabii ki efendim. Ve bugün kendi yaptıkları açıklamadan aldığımız rakamlar. Onun için bir farklılık oldu. Bir dakika Nihat Bey, günlerdir... editör arkadaşımdan rica edeyim. Sinan, o bandı bir daha izler misin? KDV dahil hariç Nihat Bey'in söylediğini teyit etmek anlamında söylemiyorum da. Bir bakalım, biz de bilgimizi tazeleyelim. KDV hariç diye mi belirtiyor Mansur Yavaş? Bir bakar mısın Sinan? Belirtmemişler. Tamam. KDV hiç belirtmemişler, ancak bu rakamlar net bir şekilde söyleyebilirim. KDV hariç verilen rakamlardır çünkü... Bir kısmıyla ilgili net ödenen tutarlar muhasebe kayıtlarında elimizde mevcut. Bunların hepsi KDV hariç tutarları orada söyleyerek aslına bakarsanız kamuoyunda yanlış bir bilgi veriyorlar. Yani %20 bu işlerin bir de KDV'si var efendim. Şimdi Nihat, Nihat bir şey merak ediyorum. Gürkan Acır hakikaten buyurun. İlginç bak. 31 milyon 681 sahne değil mi? Evet. 13 milyon 250 bin lira. 44. 44-45 etti. 4 milyon 750 48 49 milyon. Mansur Bey'in bugünkü açıklaması 44. Yani bu rakamda bile 49 doğru, milyon tutuyor. Doğru. Nasıl oluyor bu? Sinan bunu sen... Bu rakamlarda ciddi anlamda çelişki var. Çok verilen net yani, bak çok öyle bir şey bilmeye gerek yok. Bir de şu var. Çelişki var. Gündeş'e kaşe bedeli 4 milyon 750 bin lira. Gündeş ve ekibine 13 milyon 250 bin ayrıyeten lira. Evet. Ayrıyeten. Nasıl bir şey bu? O, tamam, dahil de olsa hayır, onu çık 9 milyon o zaman ekibine vermişler. Gündeş'in ekibine mesela olması lazım. Gündeş ve ekibine 13 milyon küsur. 44 lira deniliyor. Hayır Fuat abi, topladığın zaman bile bak basit bir matematikle evet. 49 milyon. Evet. Bu nerede peki, bu 5 peki, milyon? Peki bir arkadaşlarımız şey bakıyor. Nihat Bey sizdeyiz. Şimdi ben size... özellikle bizim belediye meclisinde gündeme getirdiğimiz Candan Erçetin konseriyle ilgili bir açıklama yapayım. Şimdi Mansur Yavaş dedi ki 80 milyon 40 bin lira dediler. İftiracılar, yalancılar. Ya bir de bizimle ilgili konuşurken böyle bir söyleme oldu. Dedi ki bu kadar ödenmedi. Konserlerin tamamı için 94 milyon lira ödendi dedi. Şimdi ve orada 8 sanatçının ismini saydı. 8 sanatçı, 8 konser. 4 yalnız gün. Burada da KDV hariç tutarını söyledi bakın. KDV hariç tutar. Şimdi 44 milyon 400 bin lira bu sanatçılara ödenmiş. 8 tane sanatçı 44 milyon 400 bin lira KDV dahil. Nedir bu para ya? 68 milyon lira da 68 milyon lira da teknik hizmet bedeli ödenmiş. Hı. Bakın ben geçen sizin yayınınızda da söyledim. 68 milyon liraya bu teknik hizmetin mülkiyeti satın alınırdı. 7-8 günlük bunu kiralamaya gerek yok. Bizim asıl burada sorgulamamız gereken tutar bu. 68 milyon liraya nasıl bir teknik hizmet aldınız ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kiralama ben de değil mi bu sadece? Evet, kiralama. Ben de organizasyon şirketlerinden biz de araştırdık. Bu rakamlar çok afaki rakamlar. Ayrıca biraz önce ben yayına bağlanmadan Gürkan Bey dedi ki 6 firmadan teklif almışlar. Tek bir firma teklif vermiş. Hayır efendim, öyle bir durum söz konusu değil. İnceleme başladıktan sonra, teftiş başladıktan sonra acaba bu fiyatlar çok mu pahalı diye 6 tane firmadan teklif almışlar. Bakın. Nihat Bey bugün, pardon. Nihat Bey bugün Mansur Bey'in ifadesini ben tekrarladım. 6 yerden biz bu fiyatları sorduk, çek ettik dedi. O teklif de almamışlar. Diyor yani ki, iş yapıldıktan sonra değil, öyle mi? Yapıldıktan sonra 6 yerden teklif almışlar. Bunun sadece bir tane firma teklif vermiş, geri kalan firmalar teklif vermemiş. Diyor ki zaten bu işi Ankara'da yapacak iki tane firma var. Efendim açık ihaleye çıksaydınız Türkiye'nin her yerinden firmalar katılırdı. Bu tutarların çok çok daha altında bunu alabilirdiniz. Şimdi şeffaflık, yani yıllardır ağzınızdan düşürmediğiniz şeffaflık konusuna soru gelince bu 98 tane alımın hiçbir tanesi ihale yoluyla yapılmamıştır. Hani canlı yayınlarla övünüyorlar ya. Ya bu 98 tane alımın hiçbir tanesi canlı yayında yok, açık ihale yok, kamu ihale ekapta bunun kaydı yok, hiçbir yerde ilanı yok, sonuç ilanı yok. Şimdi bunlar yapılmadan, bunlar olmadan siz istediğiniz kadar işte biz şeffafız, açık ihale yaptık deyin. Peki. Konserlerin hepsini tek tek değerlendirebiliriz. Peki. Rakamlar hem sanatçılara ödenen rakamlar çok uçuk, hem de özellikle teknik hizmet tarafı kesinlikle çok astronomik rakamlardan oluşmaktadır. Nihat Bey bir saniye, bir Barış'ın sorusu olacak ama ondan önce Sinan bir daha söyle.
Geçen bir belge yayınlanmıştı. O belgenin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Cumartesi günü biz de o belgeyi bu ekranlara getirdik. Orada da diyor Sinan, benim kulağıma söylüyor editör arkadaşım Sinan Kalaycı. Diyor ki orada da KDV hariç bir tutar zaten söz konusuymuş. Altında yazıyormuş KDV hariç. Aa, evet. Ha, şu, evet getir, ha, nerede? O 69 milyon liralık miktar KDV ha, hariç miymiş? Işte. Evet. Evet. Oo. KDV hariç toplam tutar 69 milyon. Ama bunu dediler ki böyle bir şey yok dediler. Bu belge gerçeği yansıtmıyor dediler. Var efendim. Şey ama işte kaşe var, imza var vesaire vesaire. Peki Barış sendeyiz. Sorun ne? Tencere dibin kara, seninki benden kara diye bir söz var ya. Hakikaten tam bugünler için söylenmiş. Yani Sayın Başkan'ı ben dinliyorum, Nihat Bey'i. Nihat Bey'in mesela şu konulardaki görüşünü merak ediyorum. Ben girişte bu konserlerle ilgili düşüncelerimi söyledim. Kaçıranlar Twitter'dan da gece tekrardan da bakabilirler. Sayın Başkan, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki sanki Mansur Yavaş gelmiş, hani belediyenin bütün bütçesini har vurup harman savurmuş. Sizin düşüncenize göre öyle, bana göre de yanlış yapmış. Ama keşke bu duyarlılığı, mesela az önce de ifade ettim, Anka Park'a 800 milyon dolar harcandığında, Teleferi'ye 29 milyon dolar harcandığında, Bülent Arınç Ankara'yı parsel parsel satıyorlar dediğinde de gösterseydiniz, aynı duyarlılığı mesela kendi belediye başkanlarınıza yönelik olarak da gösterdiniz mi? Ya kardeşim bir dakika, biz bu 800 milyon doları Anka Park'a getirdik, dinozor heykeline 5 milyon dolar verdik, jet ski'ye 33 milyon TL verdik, plastik çiçeklere 2 milyon TL verdik, giriş kapısına 14 milyon dolar verdik, müzikli fiskiyeye 14 milyon dolar harcadık diye. Bu paraları niye harcadık kardeşim? Peki sonuçta ne oldu diye AK Parti grubu olarak böyle bir sorgulama, böyle bir hesaplaşma, böyle bir iç hesaplaşma yaşadınız mı? Çok merak ediyorum. Mesela bu 830 milyon dolar çöpe atılmış, boşa harcanmış, Anka Park ve teleferik için harcanmış para sizin vicdanınızı hiç rahatsız etmedi mi bugüne kadar? Yani sizin bu duyarlılığınız karşısında gerçekten izlerken gözlerim yaşardı. Vay anasını dedim be. Hakikaten AK Partililer ne kadar kamu malına sahip çıkıyorlarmış. Halbuki ortada bir Kütahya Havalimanı var, boşa harcanmış. İşte yap işlet devletler var, kara delik. Neresinden bakarsanız bakın AK Parti peki, politikalarında. Nihat Bey'e dönelim. Nihat hakikaten Bey, bu 830 zaten? Milyon dolarla ilgili de bir girişiminiz oldu mu Nihat Bey? Barış Bey, şimdi AK Partililer gerçekten kamu malı konusunda bu kadar hassas olduğunu vatandaşlarımız 22 yıldır her seçimde AK Parti iktidara taşıyarak zaten bunu beyan etmişlerdir. Kamu malı konusunda ne kadar hassas olduğumuz bence hiç tartışılması gereken bir konu değil. Ancak sorularınızı söyleyeyim. Parsel parsel konusuna gelince, siz biliyor musunuz Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 6 yılda 35 milyar liralık gayrimenkul, yüzlerce arsa satışı yaptı. Efendim Mansur Bey'i konuşuruz da satış. Benim sorduğum soruya cevap verirken Mansur Bey ben sizden daha çok eleştirdim. Merak etmeyin, ben o konuda objektifim, rahat olun. Ben sadece bu çöpe atılan 830 milyon dolarla ilgili de Anka Park ve teleferik gibi projelerle ilgili de bir karşı çıkışınız oldu mu? Vicdanen bundan rahatsızlık duydunuz mu? Grubunuzdaki arkadaşlar, ya arkadaş bu para söyleyeyim, nereye harcandı diye hiç konuştunuz mu kendi aranızda? Söyleyeyim. Ya Anka da suç duyurusunda bulundunuz tamam mu? Bakınız, Anka Park'la ilgili Mansur Yavaş yönetimi suç duyurusunda bulundu ve bugüne kadar bir tek kişi ceza almadı bakın. Yani Anka Park konusunu o kadar gündeme getirip bunun üzerinden o kadar demagoji yapılıyor ki. Anka Park, şunu size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Anka Park, Ankara turizmine katkı sağlaması için yapılmış vizyon bir projedir. Siz bunu Paris'e gittiğinizde orada bir park var. Yani bir tema park var. Bunları Disneyland var. Evet, bunları gitmediniz mi? Görmediniz mi? Gittik Sayın Başkan ama orada park var. Burada bir şey yok. Var. Burada yığın var. Öyle duruyor. Başkan bir cevap versin de Sinan abi. Bakın bu Anka Park konusunu size bir programda baştan sonuna kadar anlatabilirim. Anka Park bugün harabe bir park haline geldiyse, çürüdüyse bunun tek sorumlusu Mansur Yavaş yönetimidir. Bunun tek sorumlusu geçmişle hesaplaşmak için Anka Park'ı siyasi bir rant haline dönüştüren Mansur Yavaş yönetimidir. Anka Park'la ilgili bakın. Mustafa Tuna yapsaydı 1,5 sene yönetti belediyeyi. Sizin belediye zamanında, başkanınız. Mustafa Tuna zamanında orası kiracıya verildi. Kira sözleşmesi elimizde mevcut. Mustafa Tuna bıraktığında orası işleyen bir parktı.
Bakın Mansur Yavaş geldiğinde işler bir vaziyette, Anka Park'ı devraldı. Daha sonra kiracıyla bir anlaşmazlığa düştüler ve kiracıyı kanuni yönden tahliyesini istediler, talep ettiler. Sayın Başkan, çünkü raporlar orayı... çıktı, güvenli değil diye hepimiz, ben o zaman Ankara'daydım. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi, buyurun, bugün Anka Park bu hale geldiyse, Anka Park'ın kira sözleşmesinde bulunan 5. maddesinde belediyenin denetim yetkisi mevcuttur. Bakın orada o kablolar çalınırken, orada o oyuncaklar kırılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi orada denetim yetkisini kullanmamıştır. Bununla ilgili kanuni süreç devam ediyor. Bakın biz suç duyurusunda bulunduk. Bugün Mansur Bey açıklıyor, 12 tane suç duyurusunda bulunduk. Evet efendim, 12 tane suç duyurusunda bulunduk. 2 tanesine takipsizlik kararı verildi. 10 tanesiyle ilgili 1,5 yıldır süreç devam ediyor. Yani Anka Park'ın bugün bu halde olmasının tek sorumlusu Mansur Yavaş'tır. Bravo Mansur Başkan. Yavaş yönetimdir. Vallahi yapmayın gerçekten Sayın Başkanım, rica ediyorum, siz gerçekten bu söylediğinize inanıyor musunuz? Evet Barış, ne inanması? Söylediğime inanıyorum. Anka Park Ankara turizmine katkı sağlamak adına yapılmış bir vizyon projedir. Bugün bu parkı çürüten de sahip çıkmayan da Mansur Yavaş yönetimidir. Biz bundan 3 yıl önce Sinan Burhan Bey'in, Sinan abinin de mecliste olduğu dönemde biz Mansur Yavaş'a soru sormuştuk. Dedik ki Anka Park'ı açacak mısınız? Tabii ki açacağım efendim. İlk fırsatta açacağım dedi. 3 yıl oldu, ne oldu? Neden açılmadı? Bilerek tamamen siyasi bir rant haline dönüştürmek için Anka Park, üzülerek ifade etmek istiyorum ki burada yanı başımızda çürümeye terk edildi. Yani bunun tek sorumlusu Mansur Yavaş yönetimidir. Bundan başka bir şey çıkmaz. Çünkü suç duyurusunda bulundular. İnceleme yapıldı. İçişleri Bakanlığı müfettiş bununla ilgili müfettişleri inceleme yaptı. Herhangi bir usulsüz alım tespit edilmedi. Barış Bey, yani tespit edilmediyse, herhangi bir usulsüzlük yoksa bunun üzerine daha bunu siyasi rant haline dönüştürmenin bir anlamı var mı? Sayın Başkan, biz o malların kaç paraya alındığını, nasıl alındığını çok iyi biliyoruz. Ben o konuyu çok inceledim. Efendim, hangi kim AK Partili bir belediyeye hangi Barış, konuda yolsuzlukla ilgili bir bulgu ortaya koyabilir? Sayıştay raporlarının, Sayın Başkanım, Nihat Bey, ben sizi de takip ediyorum Ankara'dan. Beğenerek de takip ediyorum. Her zaman düzeyinizi koruyarak siyaset yapıyorsunuz. O yüzden böyle medeni bir tartışmaya giriyoruz ama böyle bir dönemde AK Partili bir belediye ile ilgili hangi Cumhuriyet Savcısı hangi soruşturmayı açabilir? Allah aşkına, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Kim açabilir? Bakın Mansur Yavaş'la ilgili de açılmadı ama bizim bir iki tane suç duyurularımız vardı. Şimdi burada demek bakın ki, haksızlık yapmayalım. Hayır, Mansur yani, Yavaş'la ilgili CHP'li bir şey bulsalar savunmak için söylemiyorum. Gözünün üstünde kaşın var derler. Ama AK Partili bir belediye ile ilgili bakın, bir Cumhuriyet Savcısının ben soruşturma açabileceğine çok ihtimal vermiyorum.